önemli bir maça çıkıyoruz. Adana Demirspor biliyorsunuz ligin kuvvetli takımlarından bir tanesi. Pek çok kere de Avrupa'da Türkiye'mizi temsil etmiş bir takımımız. Adana bir futbol şehri. 5 tane önemli final maçımız var. Bu aslında sadece bizim için değil. Diğer 19 takım için de öyle. Burada başarılı olamayıp bir alt lige gidecekler için de böyle. Devam edecekler için de böyle. Çünkü bu iş sadece kendi hedeflerinizle ilgili değil, diğer takımların hedeflerini de ilgilendiriyor. İşte önce Adana Demir deplasmanı, sonra geliyoruz burada Sivas maçımız, arkasından Karagümrük deplasmanı, Fenerbahçe bizim sahamıza geliyor, Konya deplasmanı. İşte bir kısmı küme düşmemeye oynuyor, bir kısmı Fenerbahçe gibi biz de şampiyonluk yarışında. İki hafta önce de söylemiştim, 38 haftalık bir periyot. 37. haftaya kadar, Fenerbahçe maçına kadar başa baş gider. Ama bizim için önemli olan 38. hafta tamamlandıktan ve bitiş dediğinden sonraki durum. Tüm hazırlıklarımızı bu sene şampiyon olmak üzere yapıyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe de öyle gidiyor. Futbol böyle, dünyada da böyle biliyoruz. Erken konuşmaya gerek yok. 5 maç 15 puan demek. Her şey olur. Biz kendi üstümüze düşeni yapacağız. Taraftar olarak, yönetici olarak takımımızı alkışlayacağız. Onlar için uygun koşulları yerine getireceğiz. Okan hocamız ve futbolcular sahada ter dökecekler ve sonunda ümit ediyorum ki hak edenin kazandığı bir şampiyonluk olacak. Ümidimiz bu ki sadece bu sene değil, gelecek sene de Sayın Dursun Aydın Özbek liderliğinde bu takım şampiyon olup 5. yıldızı göğsüne takacak bir sezon sonra. Biz hemen hemen her gün bir post paylaşıyoruz. Her hafta paylaştığımız en önemli post Instagram'da konsantrasyon. Biz konsantrasyonu asla bozmuyoruz. Çünkü hedefimiz sadece şampiyon olmak değil. 105 puanlık bir yolculuğun içindeyiz. 5 maçı da kazanıp 105 puanla bitirmek istiyoruz. Bu arada sonuna kadar her maçın hakkını vermek istiyoruz. Diğer takımların sıralamadaki yerleri kendilerini ilgilendiriyor. Biz sadece Galatasaray'a bakıyoruz. Bunu başkanımıza soracaksınız. Kulübü her konuda başkanımız temsil eder. Ben şu an Adana yolculuğunda kafile başkanıyım. Onunla ilgili konuşuyorum. Galatasaray'ın resmi görüşlerini Galatasaray'ın resmi sitesinden başkanımız dile getiriyor zaten. Sezon tamam. Tabii ki squad ekibin çalışmaları her an devam ediyor. Bir sonraki yılın çalışmalarını yapıyorsunuz. Bu konuda yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Erden Timur biliyorsunuz. Squat ekibi ve futbol ona bağlı. Erden Bey, squat ekip, hoca hemen hemen her hafta birkaç kere bunlarla bir araya geliyor. Hem gündemimizde devam eden şampiyonluk yolculuğumuz hem de önümüzdeki sezon inşallah gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzla ilgili tüm gayretleri gösteriyorlar. Birazdan Sayın Erden Timur gelir, onları da ona sorarsınız. Teşekkürler, iyi günler.